Gözdeciğim yine pırıl pırıl bir havada nereye gidiyorsun? Müzeye. Hangi müzeye? National Gallery. National Gallery. Artık biraz resim görelim ya. Heykeldir, itemdir. Bunlara doyduk. Biraz da resim görelim. National Gallery nerede? Nerede ineceğiz? Trafalgar. Charing Cross. Evet. Charing Cross. Trafalgar Square'in hemen arkası zaten. Görüşürüz oralarda. Hava rezalet. Rezalet bir havada nereye gidilir abi? Müzeye. Çok güzel seçenek. Tam önüne çıkıyoruz ya. Çok güzel değil mi? Evet. Evet. Biletleri kaç para ödedin? Sıfır. Bu da mı beleş? Evet, bu da. Tamam. Paralı olanlara sonra gideceğiz. İsa'ya doyduk mu? Doyduk valla. Evet. 1400'ler böyle ne? Floransa 1400'ler. Evet, yoksa konu olmayacak. Yani girerken ki etki çok güzel ya. Harika. Artık Rubens Vermeer göreceğiz. Hadi bakalım. Gerçekten büyük bir kompozisyona böyle uzaktan oturarak bakmak çok büyük bir keyif değil mi? Evet. Böyle sanki saatlerce bakabilirmişsin gibi hissediyorsun. Gözde kimse inmiyor buraya ya. Gizli bir yer mi buldun? Yok var ya. Olsun. Müzenin gizli bölümlerine mi götürüyorsun beni? Evet. Bunlar da bazı impressionistler. Degas, Cezanne, Monet, Renoir. Gözde aşağı inerek bir zamanda 300 yıl ileri gittik geldik. Aynen. Şimdi tekrardan 1500'lerden devam. Aa, Gözde'ye şeyden bahsediyordum. Yani Rembrandt'la ilgili çok sevdiğim bir şey. Fotoğrafçılıkta da çok kullanılan bir kavram var. Rembrandt ışığı diye bir şey var. Yani tek bir yönden aydınlanma var. Ve bu tarz aslında paintinglere Clara Obscura deniyor. Yani yarı karanlık. Gördüğünüz gibi tek bir taraftan ışık alıyor. Ve işte kapşonun gölgesi, mölgesi ne kadar güzel gitmiş ve belirli noktalarda artık iyice karanlığa gidiyor ve yok oluyor renkler. Rembrandt'ın çok yoğun şekilde kullandığı bir teknik. Bakın şu da çok etkileyici bence yani. Bu tekniğin en belirgin örneklerinden bir tanesi de bu Man in a Cap denen eserde var. Bakın yüzdeki ışık ne güzel parlıyor değil mi? Evet, burada da bir William Turner buldum. İngiliz romantik dönem ressamlarından. Nasıl buldun genel olarak? Yani Monet falan gördüm mesela. Evet. Ya yani empresyonistler evet her zaman daha etkileyici. Ben de özellikle Rubens gördüğüme, işte Van Dyck gördüğüme ve birkaç tane daha William Turner gördüğüme çok mutlu oldum. Pek fazla kişi sevmiyor William Turner ama ben oldukça seviyorum. Mesela Goya'yı da çok severim. Goya'nın da romantik eserleri çok güzel gerçekten. Onun da birkaç tane eseri Prado Müzesi'nde yine vardı İspanya'da, Madrid'de.
Evet Gözde'cim, teşekkür ediyorum. Güzel bir turdu. Rica ederim. Sen nasıl, sevdin mi? Sevdim. Ama burada favorin hangisi? Favorim yani şey, Natural History ile Victoria and Albert. Victoria and Albert. Evet, elbette birbiriyle kıyaslanacak şeyler değil ama işte günlük aralarında seçim yapmanız gerekiyorsa bizim seçimlerimiz bu olurdu. Öyle turistik geldiğinizi düşünün abi. Her bir gün müzede geçseniz 4-5 gün zaten yanıyor. O yüzden böyle bir iki tane seçmeniz gerekirse bizim seçimlerimiz bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müzeleri gezmeye biz devam ediyoruz. İçerikler yapmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar yazın, paylaşın. Ne çok gürültü var. Zil var, zile basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.